Arkadaşlar aracımız Fluence. Gördüğünüz gibi şu şekilde araç çalışıyor. Motor arıza ikazı, motordan sar riski, stop ve yağ lambası. Şu gördüğünüz lamba var ya. Şu anda bu lamba hani bakım ikazı falan değil. Bazen bu yanıp söndüğü zaman, direkt değil de yanıp söndüğü zaman bakım ikazı anlamına gelen araçlar var. Bu araçta o şekilde değil. Bu yandığı zaman böyle yağlama yapmıyor anlamına geliyor. Ama gördüğünüz gibi şöyle araba çalışıyor. Gaz veriyorum. Motor yağ lambası yanıyor. Stop lambası yanıyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. Aynısı bir Kacyar'da daha başımıza gelmişti. Onda arıza müşür çıkmıştı. Bunda bakalım ne çıkacak. Başka göstergede falan elektronik bir arıza da olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi ilk etapta bir yağın basıncını ölçeceğiz. Düşüklük mü var? Ne kadar? Varsa ne kadar düşüklük var? Düşüklük yoksa tesisattan mı var? Müşürde mi var? Göstergede mi var? Nerede var? Ona bakacağız. Şimdi manometremizi bir bağlayalım bakalım. Oradan da bir test çıkacağız. Yolda yer yer göstergenin, yağ göstergesinin, manometredeki göstergesinin basıncına bakacağız. Arkadaşlar şimdi taktık. İçinde ister istemez bir hava boşluğu oluşuyor. Arada sırada çalıştırıp stop ettiğimiz için. Şimdi çalıştıracağız, boşluğunu alacağız ve yola gideceğiz. Çalıştır! Yağımız geldi. Basıncımız şu anda normal gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman. Ki bak, bu yolda biraz daha değişkenlik gösterdi. Şimdi yola gidiyoruz. Hadi bakalım. Manometremizi bağladık. Şurada. Fişi çıkarttığımız için motor yağ ikazı veya işte stop edin, motorda hasar riski falan yazmıyor. Çünkü yağ müşürlerinin %90'ı şu mantıkla çalışır. Orada müşürün içinde bir basınç oluşturup da yayı yenen bir kuvvet var. O yayı yendikten sonra şasiye devre tamamlıyor. O şasiye o devreyi tamamladıktan sonra, yani devreyi ayırıyor. Tamamlanmış devreyi ayırıyor. Yağ lambasını söndürüyor. Bıraktığı zaman o güç onu itiyor. Geri devreyi tamamlıyor. Yağ lambasını yakıyor. Şimdi biz o yağ müşürünü söktüğümüz için şu anda devre kapalı vaziyette. Yani tamamlanmış vaziyette olduğu için yağ lambası yanmıyor. Şuradan sola döneceğiz. Sanayinin içinde kullanıyoruz. Böyle çok çevre yoluna falan da çıkmadık. Hem video çekiyoruz diye. Bakın şöyle iyice göstereyim ben size. Aynı böyle bir 1.5 dc'ye olan bir de Kacyar vardı. O da yağ lambası yanıyordu. O da yağ müşüründen çıkmıştı ama tabii bu testleri yapmadan da yağ müşürü diyemeyiz. Tehlikeli çünkü. Yolda giderken yanıyor lamba. Şu anda basıncı gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunu da yağ müşürünü değiştireceğiz. Arızamızı düzelteceğiz. Biraz rölantiye bıraktığımız zaman bir miktar düşüyor. Geri kendini tamamlıyor. Yağ bakımı da yapacağız aynı zamanda çünkü bakımı da geldi aracın. Evet. Şimdi bazı yerde sabit duruyor. Bakın bir tık içinin üstünde çıkmaya çalıştığı zaman yağ pompasının üzerinde rölantiye düşüyor şu anda. Şöyle biraz daha aşağı gidelim, onu da göstereceğim ben size. Yağ pompasının üzerinde bak çıktı, hemen tak geri iki indirdi. Yağ pompasının üzerinde bypass valve var. Biraz artış olduğu zaman yağ pompasının üzerindeki o yayın mukavemetini yeniyor. Hemen geri 2 bara düşürüyor arkadaşlar. Yağ pompası da o şekilde çalışmış oluyor. Bu tarz arıza test videolarının devamı için arkadaşlar takipte kalın. Hoşça kalın.